Bugün KYK kredi bursu hakkında bilgi vereceğim. Ve kredi bursa dönüşüm hakkında da bilgi vereceğim. Tabii bunları değinmeden önce kanalımıza abone olmayı video değinmesini. Arkadaşlar sadece kredi bursu hakkında bilgi vermeyeceğim. Bunların başlama tarihi hakkında da bilgi vereceğim. Geniş bir çerçevede ve kapsamda aldım bu bilgileri. Tabii sizden gelen soruları da ekledim. Güzel bir slayt yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize seyirler. İlk sorudan başlıyorum. Burs kredi başvuruları hangi tarihlerde başlamakta? Başvuru süreci ve değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır? Burs kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında E-Devlet üzerinden alınmaktadır. E-Devlet şifresi olmayan öğrencinin kimlik ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerine biri internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, TC kimlik kartı sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumu ilişkin bilgiler talep edilmekte. Bu bilgiler kamu kurumlarında alınan ve ne ile karşılaştığına teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte. Durumun mevzuata uygun diğer tüm öğrenciye ise öğrenim kredisi verilmektedir. Şimdi arkadaşlar 3 şeye burada değineceğim. Birincisi E-Devlet şifrenin olması lazım arkadaşlar. Artık E-Devlet şifresi sadece kredi bursu ya da kredi bursu ya da üniversite başvurularında ya da yurt başvuruları için değil. Artık E-Devlet şifreniz her şey, askerlik durumu, işte ondan sonra bir yere başvurduğunuzda E-Devlet'ten öğrenci belgesi, askerlik durumu dediğim gibi KYK kredi bursu takip edebiliyorsunuz. Orada birçok şeye takip edebiliyorsunuz. Oradan Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER'de var. Oradan şikayetiniz falan olduğunda oradan CİMER'den de şikayetinizi bulunabiliyorsunuz. Bu yüzden E-Devlet şifrenin artık olması şart arkadaşlar. Çünkü üniversite bir insanın üniversite öğrencisi olduğunda artık E-Devlet şifresi olması şart var. Çünkü çok işine yarıyor E-Devlet şifresi her konuda arkadaşlar. Örnek veriyorum, öğrenci belgesi almak için okul etmek zorunda değilsiniz. E-Devlet'ten alacaksınız. Ya da işte örnek veriyorum, sizin mezun olduğunuzda diplomanızı almadan E-Devlet'te diplomanız oluşuyor. Yani üniversite daha diplomanızı size vermeden E-Devlet'ten diplomanızı çıkartabiliyorsunuz. Ve tabii ikinci demek istediğim şey şu arkadaşlar, bakın. Şu önemliydi. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal, eğitim durumu ilişkin bilgiler talep edilmekte. Bu bilgiler kamu kurumlardaki alana verilen karşılaştığa teyit edilmektedir. Bu sana şunu demeye çalışıyor. Ben senin bana kredi bursta bana verdiğin bilgilerle, tabii kredi burs E-Devlet üzerinde yaptığı dediğim gibi. Orada kendi ailenizin birikimi, hanenin geliri, hanenizdeki ailenin geliri ne kadar her şeyi istiyorlar. O yüzden orada o bilgilerle devletteki bilgiyi karşılaştırıyor. Eğer bir yazı yanlışsa bilgilerinizi siliyorlar, kaydınızı siliyorlar ve size dava açıyorlar. Bu davanın ciddi sonuçları var arkadaşlar. Yani okuldan atılma, memur olamama gibi yollara kadar gidiyor. Öte yandan bilgilerinizi dediğim gibi doğru tamamlayın. Üçüncü değinmek istediğim yer ise bakın. Belli sayıda öğrenciye burs verecek arkadaşlar. Belirlenen sayıda, yani devlet bir sayı belirliyor. O sayıdaki öğrenciye burs veriyor. Onun dışında herkese kredi veriyor. Burs çıkmazsa direkt kredi. Kredi herkese çıkar arkadaşlar. Kredi bana çıkmıyor diye bir şey yok. Kredi herkese çıkıyor. Burs ise belli sayıdaki kişilere. Tabii burs kimlere çıkar biraz onun hakkında bilgi vereceğim. Burs kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır? Burs kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte yapılmaktadır. Zaten orada soruyor. Burs mu kredi mi ikisi mi diye. İkisini de yapabilirsiniz. Sadece burs yapabilirsiniz kredi. Sadece burs yaparsanız sonradan kredi seçemezsiniz. Çünkü burs seçtiğiniz için sadece burs başvurusu alınacak. İkisini seçen arkadaşlar burs çıkmazsa kredi çıkarsa iptal ettirebiliyorsunuz. Yani almadan iptal edebiliyorsunuz. Zaten çıktıktan hani mesela burs ya da kredi çıktıktan sonra bir ay sonra 1,5 ay sonra para yattığı için hani hemen vermiyorlar. O yüzden burs ya da kredi yattı mı başvuruları yapın ikisinde. Burs çıkmazsa eğer kredi almak isterseniz alırsınız, almak istemezseniz iptal ettirebilirsiniz. Yurt dışında yüksek öğretim görmekte olan öğrenciler burs kredi başvuru yapabilirler mi? Yurt dışında görmekte olan öğrenciler burs kredi başvuruları bulunabilmektedir arkadaşlar. Yani yurt dışında üniversite okuyorsanız bile burs kredi başvurusuna yapabilirsiniz. Burs kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir? Değerlendirme sonucunda burs ve kredi tahsisi yapılan öğrencinin yapılacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencinin belirtilen tarihler arasında E-Devlet üzerinden burs kredi onay işlemi ekranında yer alan taahhütnameye onayı yapmaları gerekmektedir. Bakın arkadaşlar,
Zaten dediğim gibi burada ayrıntılı bir şekilde size çıkıntı anlatacak ama siz orada taahhütnameyi onaylamazsanız ne burs ne kredi alıyorsunuz. Tekrarlıyorum. O taahhütnameyi onaylayacaksınız ki burs alanı burs, kredi alanı kredi alırlar. Ama o taahhütnameyi onaylamanız lazım. Zaten burs kredi sonuçları açıklanırsa ben onunla ilgili bir video atacağım. Siz takipte kalın. Ben size davetli bir şekilde ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Yani hiçbir şey kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Her şeyi dört dörtlük bir şekilde inşallah yapacağız. Takipte kalmanızı isteyeceğim. Burs kredi başvurusu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir? Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs kredi tahsisi yapılsa dahi e-devlet üzerinde bulunan burs kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Bakın, burs çıktı ya, burs çıkarsa zaten herkes alır. Kredi çıktı, almak istemiyorsunuz. E-devlette size taahhütname veriyor. O taahhütname onaylamazsanız kredi iptal oluyor. Tekrarlıyorum. Zaten bursu dediğim gibi herkes alıyor. Kredi çık varsa eğer burslu söylemiyorum arkadaşlar burslu şartı attım. Kredi çıkarsa ve almak istemiyorsanız e-devlet üzerinden size verecek taahhütnameyi onaylamadığınız sürece sıkıntı yok. Onaylarsanız almak zorundasınız. Onaylamazsanız taahhütnameyi krediniz belli bir süre iptal edilecek ve hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu bilgi demiş olalım. Ama bursa kredi almak istiyorsanız da taahhütnameyi onaylamanız gerekiyor. İstemeyenler onaylamasın, isteyenler kesinlikle onaylaması şart. Unutmayalım lütfen taahhütnameyi. Bu arada arkadaşlar taahhütnameyi de okumanızı tavsiye ederim. Orada çok önemli bilgiler de var. İkinci öğretim öğrenciye burs kredi alabilir miyim? Kurumumuzda burs kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs kredi durumunu bulunması halinde burs kredi alabilmektedir. Yani biz burada böyle resmi kurumdan aldığımız bilgi bu. Kısacası ikinci öğretim yani İÖ dediğimiz ikinci öğretim kredi burs başvurusu yapabilir. Onlar da normal örgün öğrenciler gibi. Öğrenci sonuçta onlar da kredi burs başvurusu yapabilir. Onlara da kredi ya da burs çıkıyor. Ben ikinci öğretim okumuştum. Bana kredi çıkmıştı. Benim yanındaki arkadaşıma burs çıkmıştı. Örnek veriyorum. Ben ikinci öğretim okumuştum. 2 yıllık ben okumuştum. O yüzden arkadaşlar öğrenim kredisi ikinci öğretimde de veriliyor. Normal öğretimde de veriliyor. Hani bunun yanında sıkıntı yaşamayın. Hem burs hem kredi aynı anda alınabilir mi? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Kurumumuz tarafından burs alan öğrencinin kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Arkadaşlar burs çıkarsa burs, kredi çıkarsa kredi. Ben burs çıktı, kredi almak istiyorum öyle bir şey yok. Ya da kredi çıktı ben bunu bursa çevirmek istiyorum öyle bir şey yok. Ha, kredi bursa çevirebilirsiniz. Ha, o nasıl olur onu biraz daha anlatacağım. Ama bursum çıktı, ona ya da kredi almak istiyorum öyle bir şey yok arkadaşlar. İkisinden bir tanesini almak şartında. Siz bakın, bursu alırsanız kredi gidiyor. Kredi alırsanız burs gidiyor. Ama kredinizi bursa çevirebilirsiniz. Onun nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekiyor? Dediğim gibi bunu anlatacağım demiştim. Bakın burada yazmışım. Kredi almakta iken durumunun sonradan değişiklik olanlardan yönetim kurulunca belirlenen öncelik burs verecek öğrenciler kapsamına giren öğrencinin kredileri bu durumlara belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumuna meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminde itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durum bulunan öğrencinin dilekçeyle kurumumuzda genel müdürlüğü adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmek gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben size şöyle anlatayım. Şimdi iki yol var kredinizin bursa çevrilmesi. Biz ikinci yolu buraya almamışız. İkinci yolu bir anlatayım ondan sonra birinci yolu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi kredi alıyorsunuz. Üniversiteye gittiniz. Bütün dersiniz çok iyi. Ortalamanız 3 noktanın üzerinde. Siz bu kredi bursa çevirebilirsiniz. Nasıl mı? Bunu daha önce yapan arkadaşlarım oldu. Eğer ortalamanız 3 noktanın üzerindeyse ve kredi alıyorsunuzsa Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER'den E-Devlet üzerinde zaten CİMER yazdığınızda E-Devlet'e çıkar. Orada dilekçe belediyesine Gençlik Spor Bakanlığı'na bir dilekçe yolluyorsunuz. CİMER'den. Dilekçenizde işte benim genel ortalamanın 3'ünün üzerinde, sınıfta ilk 3'ünün üzerinde ya da ilk 5'in içindeyim. Bütün ortalamanın iyi olduğu halde ailemin durumu kötü olduğu için hani kredi alırken geri ödemekte zorlanacağım. Bu yüzden yanı ortalamam iyi olduğu için ve emeklerimin karşılığı olan bursu bana vermenizi arz ederim gibi bir dilekçe yollarsanız Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER bunu Gençlik Spor Bakanlığı'na yolluyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve sizin kredinizi bursa çeviriyor. Ama dediğim gibi genel ortalamanız ve sınıftaki durumunuz her zaman iyi olmalı lazım. Ortalamanız yani üniversitede 4 sistem var. 4'lük sistem en yükseği 4'tür. O genel ortalama. Sizin en az 3'ün üzerinde olmanız lazım arkadaşlar. Yani 3.50'lerin üzerindeysiniz zaten hayli hayli çıkar. Ama 3'ün üzerindeyseniz ise %80 çıkar. 3.50 üzerinde olanlar ve sınıfta ilk 5'te olanlar %100 çıkıyor. 3'ün üzerinde olanlar ise %80, %90 çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu birinci yöntem.
Hani böyle kredi bursa çeken arkadaşlarım oldu arkadaşlar. Yani kanıtlı bir şekilde söylüyorum. Oldu. Yani kendi gözlerimle gördüm. Oldu yani. Ortalamada 3 nokta üzerinde tutarsanız ve eğitim seviyenizi yüksek tutarsanız emin olun krediniz bursa döner. Dediğim gibi CİMER üzerinden Gençlik Spor Bakanlığı'na böyle bir şey yollayabilirsiniz. İkinci durum ise örnek veriyorum Allah korusun işte babanız asker, şehit oldu ya da gaziydi. Gazi yakınısınız, şehit yakınısınız. Ya da anne babanız Allah yine Allah korusun diyelim. Öldü, tek başınıza kaldınız. Ve bu gibi durumlarda öğrenci kredini bursa çeviriyor arkadaşlar. Bunu ispatlayacaksınız. İşte babanız Allah korusun dediğim gibi şehit olmuşsa ya da gazi ise ya da anne babanız ölmüşse bunu kağıdını alıyorsunuz. Gidip E-Devlet'ten kağıdını çıkartıyorsunuz ve Gençlik Spor Bakanlığı pardon. Kredi Yurtlar Kurumu ya da kredi burs işlemi var. Kredi Yurtlar Kurumu'nun kendi sayfı şeyi var. Binaları var her şehirde. Belki görmüşsünüz KYK yazı uzun bir mesela Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü yazıyor. Onlara gidip benim anne babam öldü ya da benim babam gazi ya da benim babam şehit dediğinizde bir evrak verdiğinizde kredinizi bursa çok rahatlıkla çeviriyorlar. İki yöntem var dediğim gibi. Birincisi ortalamanızla kredinizi bursa çevirebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde, CİMER'de, E-Devlet üzerinden Gençlik Spor Bakanlığı'na yolluyorsunuz. İkincisi ise aile yakınızdan biri ölür. İşte babanız ya da abiniz işte askerken ölür ya da anne babanız Allah korusun vefat eder ya da babanız ya da aile dedeniz falan gazi ise ve onlara özenirsiniz. Bunlar sizin kredinizi tamamen bursa çevirir. Zaten birazdan burs kimin öncelikleri kimin olduğunu hepsini göstereceğim. Zaten her dediğim laftan sonra bir çıkıyor karşıma. Öncelikli olarak burs verecek önce kimler? Arkadaşlar şu gördüğünüz liste öncelikli kişiler. Şehit çocukları. Şehit bekar ise bekar kardeşi. Gazi çocukları. Gazi bekar ise kardeşi. Kendisi de kardeşi. Sağlık kurumu raporu ile %40 üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenci. Arkadaşlar eğer engelliniz varsa ve %40'ın üzerinde ise %100 burs çıkıyor arkadaşlar. Şu görün sayfadakiler hepsine %100 burs çıkıyor. Anne babası vefat etmiş olanlar, lise dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetişmiş yurtlarda barınan tamamlayanlar, şu anda anne babası olmayanlar ya da Aile Sosyal Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarına kalan öğrencilere burs çıkıyor kesinlikle. Lise dengi öğrenim Darüşşafakası, yani liseyi ve dengini Darüşşafaka'da yetiştiren öğrenciler de burs çıkıyor. Lisesinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar da çıkıyor. Kuruluş kanunu gereği yönetim kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre amatör milli sporcu öğrenci yani milli sporcular da şey çıkıyor arkadaşlar. Amatör, yarı milli, tam milli, tam profesyonel hepsine çıkıyor arkadaşlar. Milli sporcuya, Darüşşafaka'da yetişene, yurtlarda aile çalışma bakanlığının yurtlarında kalanlar, anne babası vefat etmiş. Sağlık kurumu raporunda %40 üzeri engelli olanların, gazi çocukları, şehit çocukları ve aileleri bunlara kesinlikle burs çıkıyor. Bu bilgiyi vermiş olan bunlar öncelikli kişiler. Yani siz daha ayrıntılı durdurup inceleyebilirsiniz. Öncelikle öncelik belgelerin nereden temin edilmeliydi? Gazi şehit çocuğu, şehit bekar ise bekar kardeşi, evli ise çocuğu, gazi bekar ise kendisi, evli ise çocuğu ilgili kurum ve kuruluşa alınacak belge. Sağlık kurulu raporunun ile %40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilen öğrenci tüm teşekküllü devlet hastanesine alınacak rapor. Lise ve dengi öğrenim Aile ve Sosyal Politika Bakanı bağlı yetişme yurtlarında barınan tamamlayan kurumlu tarafından araştırılmaktadır. Darüşşafaka Lisesi'nde mezun olanlar kurumlu tarafından araştırılmaktadır. Amatör milli sporcu Gençlik ve Spor Bakanı Spor Genel Müdürlüğü Amatör Sporcular Tıp Futbol Federasyonu teyit edilmektedir. Anne ve babası vefat edenler pardon. Anne ve babası vefat edenler kurumumuz tarafından merni sistemine teyit edilmektedir. İlk 100 öğrencinin ÖSYM başkanına teyit edilmektedir. Yani arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsini belgeleyeceksiniz ve bu belgeleri örnek veriyorum. Şehit çocuğuysanız belge olacak. Sağlık kurumunda engeliniz varsa belge olacak. Aile Sosyal Bakanlığı'nda yetişme yurdunu yapmıyorsanız kurum tarafından araştırılıyor bu zaten. Darüşşafaka'da yetişirseniz bu da araştırılıyor. Sporcuysanız zaten bunu Gençlik Spor Bakanlığı Federasyonu teyit edilecek. Anne babanız vefat etmişse kurum tarafından zaten teyit ediliyor arkadaşlar. Bunun hepsi biliniyor ama şu iki kişi evraklarla beraber gidip başvuru yaptığında direkt onlara burs çıkacak. Öncelikle belgeden teyit edilmeli arkadaşlar. Temin edilmeli bu belgeler. Siz hangisi kapsamına giriyorsanız eğer bunlar sizde varsa kendi kapsamınızı araştırın. Evraklarınızı bulup gönderin. Evraklarınız eğer verilmişse daha önce yapmanız gereken bir şey yok. Sadece kredi burs başvurusu yapmanız yeterli. Zaten
Kredi burs başvurusunda gazi yakını, şehit yakını olduğunuzu orada yazar. Yazmıyorsa bile siz orada size soru sorduğunda evet gazi ya da şehit yakınım diyebilir. Anne babası tam ayrılmış mı ya da anne baba yaşıyor mu yaşamıyor mu diye orada birçok soru soruluyor size kredi burs başvurusunda. Orada daimi bir şekilde incelersiniz. Öncelik belgelerin ne zaman ve nerede teslim edilir? Burs kredi müracaatından sonra öncelikle öncelikli belgeleri kurumumuz yurtkur.gsb.gov.tr adresi sayfasında ilan edilen tarihler arasında Söğütlü Mahallesi 2176. Sokak numara 25 Çankaya Ankara Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü adresine bizzat teslim edilebilir veya posta ile gönderilir. Eğer siz şu pardon özür dilerim şu evrakları daha önce vermemişsinizse ve hazırladıktan sonra şu adrese posta yönüyle ya da şahsen götürüp verebilirsiniz. Posta yönüyle yollarsanız büyük ihtimalle gider arkadaşlar. Zaten açıp bakıyorlar neyin ne olduğunu. Onu da zaten anlıyor orada. Yani bu konu hakkında dediğim gibi daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Kredi burs başvuruları başladığında daha ayrıntılı bir video gelecek. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi en başta videoda demiştim. Kredi burs tarihleri hakkında da biraz bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar kredi burs tarihleri benim tahminimce ek dersine sonra başlayacağım. Yurt başvuruları bu sene başlamayabilir. Geçen videolarımda da söylemiştim. Yurt başvuruları bu sene başlamayabilir arkadaşlar. Çünkü üniversite açılmıyor. Hani açılmadığı için ve yurtlarda şu anda pandemi hastaları olduğu için yurt başvuruları bu sene başlamayabilir. Başlasa bile arkadaşlar sadece taahhütname parasını ödüyorsunuz yurdun. Geri kalan paraları ödemiyorsunuz. Çünkü üniversite başlamayana kadar sizden para almazlar. Başlarsa bile dediğim gibi sadece taahhütname ödersiniz. Peki kredi burs başvurusu ne zaman başlar? Ben tahminimce arkadaşlar kredi burs başvurusu Ekim ayının ortalarında ya da başlarında başlayabilir. Büyük ihtimalle Ekim ayının ortalarında başlayacak kredi burs başvuruları ve büyük ihtimalle Ekim'in ortalarında başlar ve Ekim'in sonunda açıklanır. Kasım'ın sonunda ise 1100 TL 2 maaş olarak yetiyor arkadaşlar. 1100 TL olarak yetiyor. Aralık'ta 550 alıyorsunuz. Ocak'ta bir zam geliyor. 350 TL zam geliyor. Büyük ihtimalle Ocak'ta 600 TL olup artık 600 TL olarak devam ediyor. Büyük ihtimalle tabii bir tahmin yürütüyorum. Tabii dediğim gibi KYK kredi bursların 2 ayında başlayacağını düşünüyorum ama açılmayabilir arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Dediğim gibi yurt başvuruları başlasa ve sadece taahhütname ödersiniz. Yurt parasını ödemezsiniz. Üniversite açılana kadar. Başlamazsa bile şaşırmaya karşı yurt başvuruları. Çünkü seneye bırakılmış olabilir iki döneme. Kredi burslar ise büyük ihtimalle dediğim gibi Ekim ayında başlayacak. Ve paralarsa Kasım ayının son haftasında yatacak. 1100 TL ilk maaş olarak yatıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan yeri varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hepinize elimden geldiğince cevap veriyorum. Siz de bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.